Zehir zıkkım olsun da fitil fitil burunlarından gelsin. Siz hakkınızı helal etmiyorum. Helal etmiyorum. Ben kesinlikle ben kahraman Türk kadınıyım. Bu ülke için evlat yetiştirdim, asker yetiştirdim. Baştakilerinin başı kopsun. Saraylarda yaşıyorlar, vatandaşa inmiyorlar. Diyorlar ki bir damlası orucu bozar. Ya bir lokma haram girerse orucu bozar demiyorlar bunlar. Yukarıdakiler bu uyduruk kıydırık hocalar. Ben Suriyelileri, tarikatları hiç sevmiyorum. Bunlar hep para tuzağı, ayakta durmak için. Murat Kurum'a da bir sözüm var. Cumhurbaşkanının talimatıyla Marmaris'teki yangını söndüren birisinin 5 yıl İstanbul'da seçildiğinde Cumhurbaşkanından talimat almadan herhangi bir hizmet yapabileceğine inanmıyorum. Ben namaz kılmaya gittiğimde camiye ben Tayyip'in fetvasını dinlemiyorum. Ben Allah'ın fetvasını dinleyeceğim. Allah ne diyor onu söyleyeyim. Camide particilik mi yapıyorlar? Evet evet, hocalar Tayyip'i anlatıyorlar hep. İyi olmaya çalışıyoruz, iyi değiliz. Neden iyi değiliz? Neden iyi değiliz? Şu ekonomi şartları o kadar belimizi büktü ki, benim eşim emekli, ben değil. 7500 lira bu ay 10 bin lira aldı ama zamlar onu da götürdü. Çok sıkıntıdayız. Bak ne peynirin fiyatını, ben geçen kasaba gittim de almak değil, bir sormak için gittim. Dedim ki bir sorayım, ne kadar kıymanın kilosu? 500 lira, 650 lira kuşbaşı etler. Ben sadece bakmak için. Ekmek 10 lira, makarna 30 lira, 25 dedik ama 30 lira. Her şey pahalı, yani bir şey alamıyorsun. Çünkü müze ziyareti gibi bakmaya gittik evet, sadece. Evet, ben orayı müze gibi görüyorum. Müze gidiyorum gibi. Bakıyorum, ey gidi günler, ey diyorum. Peki, reis dedi ki emeklileri ezdirmeyeceğiz enflasyonun altında. Emekliler yılı dedi ya, emekliler yılı değil kesinlikle. Emeklilerin ölüm yılı, ölüm yılı. Daha da zamlandı ölüm yılı. Onun dediğine bakmayın, o atıyor, atmatsın hep atıyor. Yok, yalan söylüyor, doğruları söylemiyor. Ama millete bir tabana insinler. Taban ne diyor? Ben bunun için sizi yerde ararken gökte buldum. Arıyordum ki bu derdimi anlatayım. Bu sıkıntımı kime anlatayım? Yani televizyon kanallarına çıkarmazlar. Beni dinlemezler. Bak 50 sene önce İstanbul'a gelin geldim. Ayrı oturdum. Kayınvalideyle değil, eşimle beraber ayrı oturdum. Ayrı eve çıktık ama 50 sene sonra oğlum evlendi. Aynı evde oturuyoruz. Bak 50 mecburen, çünkü kiralar çok pahalı. 20 bin liradan aşağı şu uyduruk kıydırık. Bahçeli evlerde bile 20 bin liradan aşağı kira yok. Dibizotuydu, şuyuydu, buyuydu. Peki mecbur. Torun var mı? Torun geldi mi? Yok, torun yok. Daha yeni mi evliler? 2 yıllık evliler. Yarın bir gün şimdi torun gelse, aile eve yine hiç çıkamayacaklar. Çıkamayacağız. Sen yani mecbur bakacaksın. Evet. Yenge hanım da çalışacak, abi de çalışacak, karı koca çalışacaklar. Evet, evet. Gelinimi yabancı olduğundan, Türk vatandaşı olamadığı için. Nereli? Vietnamlı. TC vatandaşı olamadı mı? Yok, 2 sene oldu, 3 senesi var. 5 senelik. Burada Suriyelileri çatır çatır yapıyorlar. Senin gelini niye yapmamışlar? Bakma, çünkü biz yasal yollardan bütün prosedürler uygun olarak geldik. Ama onlar ne hikmetse geliyorlar. Bugün hastaneye gittim. Afganlı birisi, fizik tedavi oluyorum. Afganlıymış. Vatandaş mısın? Evet dedi. Allah Allah, şaşırdım kaldım. Hatta konuşuyordum, hemşire hanım konuşturtmadı. Bunu dışarıda konuşun, bize de zarar gelir diye. Yani bunlar Afganlı, Suriyeli, it kopuk hemen vatandaş oluyor, biz yasal yollarla. Yani orada hasta mıydı? Size bakan hasta bakıcı mıydı? Şey orada yok hasta. Yok yok, yatıyor orada fizik tedavi görüyor. Fizik tedavi gören bir hastaydı. Bir hastaydı, Afganlıymış. Ondan sonra Türk vatandaşıyım. Türk vatandaş olmasa zaten orada yatamaz yani. Orada yatamaz belki yani. Hasta bakıcı mı? Yok, çalışıyor hayır, mu? Yok. Sadece hastaydı, yatıyordu. Vallahi biz çok sıkıntıdayız. Bunu baştakilere nasıl duyuracağız? Baştakilerin başı kopsun. Saraylarda yaşıyorlar, vatandaşa inmiyorlar. Doğal gazı yakamıyoruz. Doğru dürüst yiyemiyoruz. Ben şeker hastasıyım. Beslenmem düzenli olacak, hiçbir şey yiyemiyoruz. Ne etiydi, ne sütüydü, ne meyvesiydi. Ya meyve, patates, dünyanın parası. Bu millet ne yapsın? Bir emekli maaşıyla nasıl geçinsinler? Kiralar olmuş 20 bin lira. Şu uyduruk kıydırık bahçeli evlerde. Yani bunlar bu şeye AKP'ye oy falan yok. Niye yok? Yok, vermiyorum çünkü beğenmedim. Ben, eskiden verdim mi? Yok, eskiden de vermedim. Hiç beğenmedim. AKP'ye oy verenlerin eli kırılır. Ben AKP'ye neye oy vermedim? Erbakan'a bile vermedim. Ben bir tek MHP'ye vermiştim. Ona da AKP'ye yandaş olunca ona da vermiyorum. Ona da vermiyorum. Şimdi, abi ne kadar alıyor? Abi şimdi bu ay 7000 aman 10 bin lira almış. Bin bir de 8 seyyanen zam 850 lira. Bankaya gitti ki Allah. Bana diyor ki sana 50 lira harçlık verecektim. O da doğalgaz gelmiş. 850 lira doğalgaza kesmiş banka. Ziraat Bankası. Yani bizim elimizde hiçbir şey yok kardeşim. Hiçbir şey yok. Biz var ya böyle artık Allah'a dua ediyoruz. Şimdi sen 10 bin liranın peşindesin. 10 bin lirayla bir ayını geçirmeye çalışıyorsun. Evet, bir de faturalar var. Şu anda mesela reisimizin yaşadığı sarayda dakikada 23 bin lira para harcanıyor. Evet, zehir zıkkım olsun da fitil fitil burunlarından gelsin. Siz hakkınızı helal etmiyorum. Helal etmiyorum. Ben kesinlikle ben kahraman Türk kadınıyım. Bu ülke için evlat yetiştirdim, asker yetiştirdim.
Eşim 30 sene hizmet etmiş, hem de kirli bir işlerde. Ondan sonra aldığımız bu, onlar saraylarda yaşıyor. Ben hakkımı helal etmiyorum. Suriyeliler geliyor. Biz çok, Erdoğan bize bakıyor, çok rahat diyor. Ben onlarla kavga ediyorum. Yani Sürtükler, ne işiniz var? Gelip de ülkenizden kaçtınız. Onlar niye yarıyor? Türkiye'de bir şey olsa buradan da kaçacaklar. Olurunuzu da ölseydiniz orada. Evet. Onlar bizde ya şehit olursun, geri dönme yok. Türk kültüründe, Türk kahramanlığında ya şehit olursun, geri dönemezsin. Ya gazi olursun. Ama bunlar vehdemeden açtılar kapıları, doldurdular. Ben Suriyelileri, tarikatları hiç sevmiyorum. Bunlar hep para tuzağı, ayakta durmak için. Bunu yayınlayın ama vatandaş çok sıkıntıda. Yani ben bile emekli değilim, eşim emekli. Vallahi böyle. Amin, amin. Hiçbir gelirimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Biz her zaman helal yedik. Şu yaştayım, 70 yaşındayım. Bir lokma ne baba evinde ne koca evinde. Bir lokma haram girmemiştir. Çünkü vebalden çok korkarım. Ben kul hakkından çok korkarım. Yani kendimi Allah alacağım, herkese, seni perişan edeceğim. Olmaz. Allah herkese o hidayeti versin. Amin. İnşallah. İnşallah. Öyle Müslümanlık göstermekle Müslümanlık olmaz. Yaşamakla, uygulamakla olur Müslümanlık. Eğer sen o kul hakkını yemiyorsan Müslümansın. Eğer sen onları kul hakkını yiyorsan alevere dalevere, Müslümanlıkla alakan yok. Diyorlar ki bir damlası orucu bozar. Ya bir lokma haram girerse orucu bozar demiyorlar bunlar. Yukarıdakiler, bu uyduruk kıydırık hocalar. Hepsi şey. Diyanettekiler mi? Diyanettekiler, buralardakiler. Hepsi Diyanet başta zaten. Ben çok Bahçeli Evler Müftülüğü'ne giderim şikayete. Neden böyle şey yok? Ben namaz kılmaya gittiğimde camiye ben Tayyip'in fetvasını dinlemiyorum. Ben Allah'ın fetvasını dinleyeceğim. Allah ne diyor onu söyleyeyim. Camide particilik mi yapıyorlar? Evet evet, hocalar Tayyip'i anlatıyorlar hep. Aa, şu Şirineler Ulu Cami'de. Gidin bakın, sorun. Hep onlar da orada anlatıyorlar. Oldu, iyi günler. Ben özel sektör emeklisiyim. Benim maaşım birçok emeklinin çok üstünde. Ben burada 4 sene önce emekli olduğumda 3 asgari ücret bir emekli maaşı alıyordum. Şu anda aldığım emekli maaşını eskiye oranlarsan 1,5 asgari ücret alıyorum. Yani benim 1,5 asgari ücretlik maaşımı 3 yılda yediler. Buna rağmen benim aldığım parayla ve tek başına yaşayan bir insanım. Son derece ekonomik geçinmeye çalışıyorum ama geçinemiyorum. Allah bu millet içerisinde iki çocuk okutan, İstanbul'da okuyor, oturan, asgari ücretle yaşayanlara kolaylık versin diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Ülkenin gidişatından da memnun değilim. Şöyle söyleyeyim size, bir örnek vereyim. 1960'lı yıllarda yaklaşık Türkiye'den 400 bin kişi Avrupa'ya işçi olarak gitti. Ve şu anda ortalama Avrupa'da 10-11 milyon, 6 milyona yakını Almanya'da, gerisi diğer ülkelerde belki 10 milyon Türk işçisi var. Yani 60 yılda 400 bin kişi 10 milyon oldu. Biz bir hamlede 3 milyon 4 milyon Suriyeli'yi aldık. 60 yıl sonra bu ülkedeki Suriyeli sayısını, kaçak giren Afgan sayısını siz düşünün. Derdimiz ekonomi falan değil. Hep diyoruz ya, bayrak inmez, ezan dinmez, ama biz Suriyelilerle 50 sene sonra onların iktidar olduğu bir Türkiye'de yaşamak istemiyoruz. Biz kendi ülkemizde mülteci olmak istemiyoruz. Evet, din kardeşimizdir. Ulan bunların hepsi birden burada. Gençleriyle beraber, erkekleriyle beraber burada. Çocuklarına, kadınlarına diyecek hiçbir şeyim yok. Gelsinler, başımızın üstünde yeri var. Ama bu kadar Suriyeliyle, bakın Avrupa'da 400 bin Türk, 60 senede 6 milyon kişi olduysa, buraya alınan 3 milyon Suriyeli veyahut da başka ülkenin vatandaşı 60 sene sonra 80 milyon, 85 milyon olacaklar. Her birinin 5'er 6'şer çocuğu var. En büyük beka sorunu bu. Ekonomik geçinemiyoruz. Evet, çok kötüyüz. Ama bir şekilde yiyoruz. Yani ondan da rahatsızız. Ama biz eğer bayrak inmez, ezan dinmez, şehitler ölmez diyorsak, bu mültecilerden öncelikle kurtulmamız gerekiyor. Başka hiçbir sorun, en büyük sorunu bu Türkiye'nin. Artı şu anda İstanbul'da belediye başkanı olan Murat Kurum'a da bir sözüm var. Cumhurbaşkanının talimatıyla Marmaris'teki yangını söndüren birisinin 5 yıl İstanbul'da seçildiğinde Cumhurbaşkanından talimat almadan herhangi bir hizmet yapabileceğine inanmıyorum. Yani bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti'nin yazısını soda şişelerinin üzerinden kaldıranlar, okullarda Türk'üm doğruyum diyen çocukların andını kaldıranların bir şey yapabileceklerini anlıyorum. Sadece söyleyeceğim son bir söz var. Bu ülkede, bu ülke, bu bayrak, bu insanlar adına kim bir taş koyuyorsa, kim iyilik yapıyorsa ve onları kim seçiyorsa Allah bin kere razı olsun. Bu ülkenin parasını kendi menfaatine, kendi çevresine, herhangi bir parti ismi vermeden konuşup yiyorsa Allah onların bin türlü belasını versin. Onları iktidara getirenlerin de belasını versin. Başka hiçbir şey söylemiyorum.